Ben Burak. Merhaba, iyi akşamlar. Sağolsunuz. Nasılsınız? Kolay gelsin. Nasılsınız efendim? Çektikten sonra bu. İyi, süper gidiyor. Evet. Konuşalım. Sonra biz birkaç işimiz var. Evet efendim. Evet. Merhaba. Çok iyi gidiyor. Her şey çok güzel gidiyor. Teşekkürler. Çektikler falan da satan. Çok iyi. Nasıl? Güzel, gayet güzel. Bazı haberler çıktı efendim. Onur Bey'le ayrıldığınıza dair, evlere ayrıldığınıza dair. Bunlar gerçek mi? Duymak için yani gerçeğini. Hani gerçeği tek ağızdan duyarsın hani. Haberlerin önünde bir şey. Yani her yerden yazılıyor, çiziliyor. Yani ben ne dersem diyeyim haberler çıkıyor arkadaşlar. Ben artık böyle konularda konuşmak istemiyorum. Çünkü öyle desem, böyle desem, ne dersem diyeyim haberler çıkıyor. Ama görüntü var. Hani görüntüde istediğiniz kadar diyebilirsin. Ayrılmadık ya. Bunu kimse yalan. Çok teşekkür ederim. Bu benim kararım. Çok teşekkürler. Kolay gelsin size. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Foto çekiyor. İyi akşamlar Tuba. İyi akşamlar. İyi set yetişmemiz gerekiyor şu anda. Nasıl gidiyor set? Çok iyi gidiyor. Teşekkürler. De yetişmemiz gerekiyor. Yürümeyelim. Siz çağıracak mısınız? Evet. Yürümeyelim. Tamam. Kısa hemen. Sonuna doğru yaklaştık. 2016 hiçbirimiz için çok iyi geçti diye düşünmüyorum daha bugün. Maalesef. Yine. Yani artık kötü diyemiyorum, tatsız diyemiyorum. Hani hiçbir şey diyemiyorum olan şeyleri yani ben umarım en kısa zamanda biter. Aynen. 2021'den peki beklentileriniz neler? Ülke olarak ve sizin açınızda. Artık beklenti bile duyamaz hale geldik aslında. Yani 2017'den beklentimiz de 2017'den değil hani hayattan beklentim ne kadar ömrüm varsa hani bundan sonrası için de benden sonrası için de hani beklentim yani önce kendimizi sevelim ya çünkü kendimizi o kadar sevmiyoruz ki insan kendini sevmedikçe başkasına düşmanlaşıyor galiba önce umarım kendimizi sevmeyi öğreniriz sonra kendimizden geçip karşımızdakileri sevmeyi öğreniriz kendi karşımızdakileri görebilmeyi becerebiliriz umarım. Umarım bir gün yapabiliriz. Ortadoğu'da da büyük fan kitleniz var. Onlara yönelik bir sinema projesi veya bir dizi projesinde yer almayı düşünüyor musunuz? Yani olabilir, bilmiyorum. Peki bazı haberler çıktı boşanmayla ilgili Onur Bey'le. Neler söyleyeceksiniz bununla ilgili? Hiçbir şey söylemeyeceğim bununla ilgili. Peki var mı? Bir dava açıldı mı boşanmayla ilgili? Hiçbir şey söylemeyeceğim. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Sağ olun. Aslında daha gelecek genç arkadaşlarımız da var ama evet. Bekliyoruz. Birlik olmak istedik. Böyle kötü günlerde bir araya gelip bir yemek yemek istedik. Sevgili Gürkan Şef'in mutfağında. Zaten çok üzücü günler yaşıyoruz biliyorsunuz. Yok biz birbirimizi yok, tanıyoruz. Biz zaten arkadaşız. Öyle evet, mi? Evet. Öyle mi göründü? Yok. Yok, biz mesela yok. Elif'le senelerdir arkadaşız. Senelerdir birbirimizi biliyoruz. Aleyna arkadaşımla da birkaç aydan beri görüşüyoruz. Bir araya gelmek istedik. Hem güzel bir sohbet olsun. Hem benim geçen hafta doğum günüm de vardı ama bu bir doğum günü kutlaması değil. Onu da söylemek istiyorum burada. Ama ona da vesile oldu. En azından bir yemek yeriz diye. Evet. Uzun süreden beri çünkü zaten buluşmak istiyorduk bir türlü olmadı. Bu sebepten bir araya geldik.
Alena, nasılsın? İyiyim. Çok siz korkutmuşsunuz siz Alena'yı. Baksana nasıl ürkek ürkek duruyor. Menajeriniz olmadan konuşmuyorsunuz herhalde. Hemen telefona sarıldınız da. Yok, ben menajerim olmadan hep konuşuyorum zaten. Böyle bir şey olduğunu da hissederek geldim sonuç olarak buraya. Menajerim olma. Niye, benim dilim yok mu? Konuşabilirim. Hayır, böyle ortak görmüş gibisiniz. Basın burada çabuk gel falan dediniz ya telefonda. Hayır, yanlış anlamışsınız. Allah. Öyle değil. Aslında basınla ilgili değil değil mi mevzu? Yani. Yok, basınla ilgili değil. Aynen. Kesinlikle değil. Peki nasıl ilgili? Yani sadece bugün hani çok üzgünüm. Ve hani bunu hani burada güzel kelimeler, cümleler kullanmam gerekiyor ama bence bugünkü... Bence kullanalım. Bence hiç gerek yok. Kullanalım, güzel cümleler kullanalım. Nasıl gidiyor müzik? Her şey yolunda. Her şey yolunda tabii ki müzik üşüyor için. Üşüyor musun mesela, onu sorayım sana. Üşüyor muyuz? Yo. Işıklarınız... Evet, her zamanki gibi. Tabii Aynur ve Elif için biraz daha böyle süslendim kendime, baktım bugün ama. Yani öyle, bugün böyle bir araya gelelim dedik. Çok evet. Önceden planladığımız bir tarihti bugün. Üzücü de bir olay yaşadık. Hem onun acısını birlik olup duyurmak için hem de bir araya gelmek için çok güzel oldu. Evet, diğer bütün arkadaşlara da bunu tavsiye ediyoruz değil evet, mi? Evet, kesinlikle. Yani her günde, iyi günde, kötü günde, her günde bir araya gelmeliyiz. Zaten melek gibi insanlar, ben çok seviyorum. Şimdi bence biraz da ördek oluyorsunuz çünkü abla popçular diyeyim, çok görüşmezler, evet. Bir araya toplanmazlar ama gençliğinde bu çok Elif sana abla diyorlar bu arada. Hayır, bir an baktım şu an Elif. Aramızda en küçük benim, olamaz öyle evet, bir şey. Evet, sana diyor abla. Evet ya, öyle bir şey var. Bu bizi üzüyor ama biz yani şu an 3 kişiyiz ama görünmeyen birçok kişi daha var arkadaşlarımız. Aynen, çok gerçekten evet. Biz birbirimize çok destek çıkıyoruz yeni nesil. Bu çok güzel bir şey. Çünkü zaten ölümlü bir dünyada yaşıyoruz. Hele ki Türkiye topraklarında bunu her gün hissediyoruz maalesef. Onun için birlik, beraberlik olup güzel vakit geçirmek ve elimizden geldiğince herkese, birbirimize destek çıkmaya çalışıyoruz. Bu çok güzel bir şey. Yani keşke herkes öyle bizim gibi düşünse. Yani, kesinlikle. Bunu sık sık yapmayı düşünüyoruz ayrıca evet. Değil mi? Evet, ya bir kere şöyle bir şey var değil mi? Mesela Aynur Aydın, Elif Kaya ve bir sürü Simge Sağın, yeni bir sürü isim birbirimize hani bu şekilde motive olmazsak evet. Hiçbir şey yapamayız. Zaten hani çok mutsuz olaylar oluyor. İnadına birbirimize kenetlenmeliyiz. Gündemde olan olaylar vesaireler, bence kenetlenmeliyiz yani. Aynen. Kesinlikle. Öyle mi? Kim diyecek? Dur bakayım. Büyüklerimize diyelim. Biz yeni nesil olarak, aynen. Sonradan gelen insanlar olarak. Ya aslında bir de böyle bir yaş olayı da aslında beni çok rahatsız ediyor. Çok, evet, çünkü saç. Bizim ürettiğimiz şey sanat. Yaşı yok. Aynen, yaşı onun yaşı yoktur. Şey. Yani bakarsanız Ajda Pekkan kaç yaşında ama hepimizi cebinden çıkartıyor. Evet. Yani müziğin onun yaşı yok. Aynen öyle. O zaman soralım. Emrah diye. Fulin Hanım'ın açıklamalarını sorsak Alina Hanım. O kim? O kim? Emrah Bey'in eski sevgilisiymiş de. Siz tehdit etmişsiniz, tehdit mesajlarınız duruyormuş hala. Öyle bir şeyler okudum ama dediğim gibi çok ders çalıştığım ve hani sınavlarıma çalıştığım için medyayı hiç takip edemiyorum. Onları göremiyorum, yetişemiyorum. O kadar hızlısınız ki hepiniz. yetişmeye çalışsam derslerimden kötü not alırım. Bu arada Atatürkçülük, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük'ten 97 aldım. İngilizce'den 100 aldım. Bir şeyden daha 100 aldım. Türk Edebiyatı. Bravo. Biz sorumuzun cevabını alamadık. Biz burada bugün bizi konuşmak için bir aradayız. Öbür sanatçı arkadaşları konuşmak istiyoruz. Sanatçı arkadaşları dedik. Aynen. Başka bir soru var mı? 14 yaşında eleli... Ay ben 2 yıl önce 14 yaşımda yani okuldan başka hiçbir şeyle ilgilenmeyen bir çocuk olarak hala şarkı söylesem bile okulumu asla bırakmayan bir çocuk olarak yani 14 yaşımda bir tek gesi bağlarımı söylediğimi hatırlıyorum. Onun dışında çok da geçmiş hatırlamıyorum şu anda. Teşekkürler o zaman.
Evet, biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkürler. Detayları aldıysanız evet. Arkadaşlar. Ve tabii ki. Toplu fotoğraf veriyoruz. Evet, en çok fotoğraf.